Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Peki, bir ahirette bir yaptıklarımızdan pişmanlık olacağız. Bazı yaptıklarımız var ya, bazı şeyler var yaptıklarımızdan. Niye böyle yaptın diyecekler. Ondan pişman olacağız. Bir de yapmadıklarımızdan. Niye bunu yapmadın? Bir de bundan soracaklar. İki tane. Terklerle vazgeçerek özgürleşeceksin. Vazgeçmen nispetinde güçlü olacaksın. Bak şimdi. İnsan ne kadar güçlüdür? Güçlü insan kimdir mesela? Fitriniz nedir? En güçlü adam kimdir? Sabırlı. Sabırlı. Başka? Fikir sahibi olmak. Ne? Fikir sahibi olmak. Fikir sahibi olmak. Aklı başında mı? Aklı başında. Ya hiç adamı dövüyor falan demiyorsunuz. Öfkelendiğinde senden hakim olmak. Evet, öfkelendiğinde sinirlen hakim olmak. Yani ama en kuvvetli insan kimdir diye sordum. Yani böyle iyi yumruk atar falan demediniz. Halil abi. Ha? Halil abi. Peki kim biliyor musunuz? Aynı dedikleriniz. Şu. Hayvandan bizi ayıran en büyük özelliklerinden bir tanesi, çok istediğimiz halde onu terk edebilmektir. Mesela bilgisayarı istiyorsunuz değil mi? Laptopunuzu. Memleketteki anne babanız da olmak istersiniz değil mi? Çok istersin. Ama terk edebildiğin kadar hür olacaksın. Hayvan ise terk ettiğini, istediğini asla terk edemez. Terk ettiğimiz kadar güçlüyüz, ettiğimiz kadar güçlüyüz, sabrettiğimiz kadar kuvvetliyiz. Peki, başka bir şey okuyorum. Buna şaşıracaksınız şu anda söyleyeceğim. Adamın bir tanesi dünyaya gelmiş. Adam gelmiş, 60 sene yaşamış, gitmiş. İşi ne biliyor musun dünyada? Adam güldürmek. Şimdi Allah soracak. Ne iş yaptın dünyada? Adam insanları güldürdü. Seni ben bunun için mi gönderdim? Adam maskaralık yapmak için adam yaratılmaya değer mi yani? Değil mi? Seni güldürmek için adam gelmiş. Tiyatro, bu ne diyorlar? Tiyatrocu mu diyorlar? Ha? Stand up. Ne? Stand up diye bir şey. Stand up. Stand up hani. Sen ne dedin? Komedyen. Komedyen ha, tamam senle ben aynıyız ya. İşte tam öğrenebiliriz ya bu şeylerini. Yani bakın anlıyor musunuz? Adam gelmiş, doğmuş, ölmüş. Soracaklar ne iş yaptın dünyada? Vallahi adam güldürdü. İyi. Bir de seni biraz güldürelim. Başka, aşırı şefkatsiz, merhametsiz olduğundan insanların, bak, aşırı şefkatsiz, asır şefkatsiz, merhametsiz olduğundan insanları dünya perest ve şehvet perest etmiş. Bu asır nasıl asır? Bir, şefkatsiz, merhametsiz. Saydım dinliyor mu abi? Bak şimdi abi. Hani çok lazım da derste onun için söyledim. Dinlediğini biliyorum da. Sana lazım altını çizmek için isim söyledim. Asır şefkatsiz, merhametsiz olduğundan çoğu insan. Bu insanlar nereye yönelmişler? Şefkati olmadığı için şefkate layık değil. Merhameti olmadığı için merhamete layık değil. Yalnızlaştı. Bu sefer İnsanları dünya perest ve şehvet perest etmiş. Yani insanlara üstünlük gelmek adına servete atlamış. Sevilmediği, şefkat bulmadığı için bunlara itilmiş. Bir insan evde gençler size çok lazım. Mesela kızlarda da öyle, erkeklerin. Ben buna kafayı taktım, çok sevdim.
Niye sevdiniz biliyor musunuz? Çünkü sevgiye ihtiyacınız var. Anne babadan göremediniz. Kaldığınız yurtta da abilerden de göremediniz. O sevmek aslında ben de seviyorum densin. Sevilmek ihtiyacımızdandır. Aslında sevmek, sevilmek ihtiyacımızdan kaynaklanıyor. Sevmek de ihtiyaçtır. Mesela biz Allah'ı seviyoruz. Niçin? Allah bizi çok sevmesini istiyoruz. Yani ben birisini seviyorum diyor, kızı seviyorum. Ben, o da dese ki ben seni sevmiyorum, intihar ediyor. Peki yani hayatını ortadan kaldıran, hayatına noktalamasına sebep olan nedir? Sevilmediğini bilmek. Sevilmediğini bilmek. Ya peki o zaman sevmek ne kadar ihtiyaçsa sevilmek daha fazla ihtiyaçtır. Arkadaşlar asır o kadar merhametsiz, merhametsiz ve şefkatsiz ki insanı yalnızlaştırmış. Peki ne yapar? Bir kız veya oğlan sen birisine kafayı taksan ne demek biliyor musun? Evde şefkat ve merhamet sevilmeyi giderilmediği için, seni fazla seven olmadığı için dışarıda sevileceğini ararsın. Onun için pat diye hemen kalbini kaptırıyorlar. Niye kaptırıyorlar? Çünkü evinde sevgi yok. Doymamış ki. Şöyle diyeyim. Okulda geldiniz. Karnınız aç mı? Aç mı? Aç değil. Aç. Ha, bir dakika. Yemek yediniz mi? Ne zaman yiyecektiniz? Şimdi mi yiyecektiniz? Normalde bugün. Şimdi bu saat. Tamam. Ya vay anasın be. Ben baş belası sanırdım ya. O zaman tamam. Akşam kaçta okunuyor? Şu an 6'yı 10 dakika. 15 dakika bahsedeyim keseceğim. Namazdan sonra hemen yemeğe dönersiniz değil mi? Bir 15 dakika sabrettiniz. Bak şimdi ilk Allah söyletirdi. Tok olan insan, tok olan bir insan başka yerde yemeğe gözü kalır mı? Aç olan insan kalır değil mi abim? Tamam mı abiler? Şimdi sevgiye aç olan sevgiyi dışarıda arar. Aç. Tamam. Biraz da hızlı gireyim. Acaba şefkatle, merhametle kucaklansam, sevildiğimi bilsem, başka süfli şeylere ihtiyaç duyar mıyım? Yani onu bunu sevmeye ihtiyaç duyar mı? Annem beni, babam beni, kardeşler. Onun için birbirinize merhem olun. Bak sizin için inanın saat 1:30'da yola düştüm. Tamam. Niye biliyor musunuz? Sizi seviyorum da. Değer veriyorum. Burak. Anladın mı abi? Evet abi. İşte 1:30'da Fransa'dan buraya gelirsin. Değil mi? Fransa'dan gelirsin. Fransa'dan geldiği için söylüyorum. Yani ne demek istiyorum biliyor musunuz? Sevgi kadar ben kuvvetli merhem görmedim. Bazı merhemler deriye sürersiniz ya, çabuk emer. Bazılar da pek emmez. Birbirimizi emeceğiz inşallah. Birbirimize merhem süreceğiz inşallah. Sevinmezseniz burada duramazsınız. Sevinmek mi istiyorsunuz? Sevin o zaman. Seven, sevinmeyi hak ediyor. Merhamet eden, merhameti hak ediyor. Veren, almayı hak ediyor. Dinliyor musunuz şimdi dersi? Dinleteceksiniz siz de. Çünkü ben hep dinlerdim. Dinlemeyi bildim, dinletiyor. Tamam. Kalbine mukabil kalp bulamayınca bedenine beden aramak zorunda kalmış. Kalbine mukabil kalp bulamayınca bedenine mukabil beden aramış. Cinsellik bedenselliktir. Cinselliktir zaten. Cinsel. Yani şeytanlar yapıyor sol kulağımızdan. O tür duyguları o aktif ediyor. Cin olduğu. Cinler üfürüyor kulağımıza. Cinsel. Cinnet. Cinnet getirdi karısını, çocuğunu, şunu bunu öldürdü falan. Cin olduğu nettir. Tamam abi. Peki. Ya nereden bahsediyor bize ya? Peki, 2-3 tane satır kaldı. Kendim
kendin gördüğün rüyayı unutuyorsun? Başkasının söylediği manayı unutmayacak mısın? Ya ben bu dersi tamam ben duydum. Eğer bir not almasanız unutursunuz. Ya nasıl unuturum ya? Ya kendin gördüğün rüyayı unutuyorsun. Kendin gördüğün rüyayı unutuyorsun. Başka. Biri gelir seni sen eder. Biri gelir seni senden eder. Şems-i Tebrizi demiş. Bak biri gelir seni sen eder. Adamsın ama yontulmamış ağaçız. Mobilya olacağız. Keresteden mobilya olacak ama bir atölye lazım değil mi? Biri gelir Halil İbrahim seni sen eder. Bir de kötü arkadaş düşün sokakta şurada mahallede. Biri gelir seni sen eder. Biri de gelir seni senden eder. Kendini sana unutturur. Berduş olursun. Ayyaş olursun. Yaratılış gerçeğini unutursun. Esrarcı olursun. Torbacı olursun. Millete esrar yetiştirirsin. Bak Şad-ı Şirazi, Şems-i Tebrizi demiş. Biri gelir seni sen eder. Sen aslını yapar seni. Seni inşa eder. Boyutlaştırır. Biri de gelir seni senden eder. Başka, merhametle kibir ters orantılıdır. Bu son maddemiz olacak. Bunu izah. Merhametli adam kibirli değildir. Kibirli adam merhametli değildir. Merhametli adam kibirli değildir. Bak, merhametle kibir ters orantılıdır Said. Kibirlilerde pek merhamet olmaz. Bir de yere bakanlar var ya böyle. Sessiz, sakin şey. Onların tekmesi çok sert olur. Öyle olmak lazım da. Yani peki niye diyorsun bunları? Bir böyle insanlar kendi zaafını bilip tedbir alsın. Biz de tedbir alalım diye. Merhamet mesela şöyle diyeyim. Siz en küçüğünüz kaç yaşında? 13 mu? 12 var mı? Hayır, kaç? Ha geldi. Bak şimdi geldi. 13 mu 12 mi? Yes. 13. 13. Bak onun için kimse kel değil. Ama kimseye de demeyin. Kel adam geçimi çok ağır olur. Hemen aklınız gitti babanız adayınız. Yani geçimi huyu çok ağır olur. Peki bunu niye dedin? O kel adam diyecek ki benim zaafım bu, imtihanım bu. O zaman başkalarına ya sen bana böyle dedin demesin. Kendi zaafını bildi mi ondan sonra o tür yerlere girmez. Şöyle diyeyim. Ben dere kenarlarına gitmek istemem. Dere kenarları var ya dere. Niye biliyor musun? Balık tutmak hastalığımız var. Eskiden kalma. Gene depreşir diye duygum gitmiyor. Anladık mı bak şimdi? Ne anlatmak istedim? Yani nerede zaafın var onu ortaya çıkaracak şeye gitme. Hatta Kur'an'ı şöyle diyor. Zina yapma demiyor. Zinaya yaklaşma. Kel diyecek ki benim imtihanım bu. O zaman insanların münakaşaya girmeyeyim. Kendimi kontrol edemem. Karşıdaki adama ne diyor? Bu adam kel. Ya bunun geçimi biraz zordur. Ya bunu fazla şey yapmayayım. Dolayısıyla din böyle diyor ki kel şöyledir, uzun boylu böyledir. Ta ki uhuvvet sağlansın. Birbirine yanlışlıklar yapmasınlar. Birbirimizi tanımak içindir. Onun için sessiz adam tekmesi sert olur. Bağırıp çağıran adam var ya sert. Böyle. Merhameti fazla olur. Yaptığı tahribatı tamir etsin diye merhameti Allah fazla vermiş. Sessiz adam pek kimseyi kırmadığı için merhameti pek olmaz. Anladın mı Said'im? Tuhaf değil mi? Çok tuhaf. Bak en sert adam yani böyle vurup kırıyor. Bu adam zalim. Hayır. Evet bunu kuruyor ama en şefkatli o. Niye? Yaptığı tahribatı tamir etsin diye Allah şefkati fazla vermiş. Kabadayılara vesaireye bakın böyle. Mafyalara bak. Para alıyorlar biliyor musun böyle şeyden, çek senetten. Ne yapıyorlar biliyor musun? Daha yeni duydum ben. İki tane tır gitmiş o fakir mahalleye. Bilmem şuraya Adıyaman'da yapma 5-6 tane tırı. 10 çuvalıyı mahalleye açmış. Gel isteyen istediğini alsın. Ötekisini demeyeyim bir tanesi de başka şey yapmış. Bir tür televizyon yüklemiş. Bari değil. Açmış tırı. Nerede yapmış ya? Şöyle.
Buna Rize'de yapmış bunu. İsteyen ihtiyacı olan alsın demiş. Ama birisini kırklarına basmış. Onun için sert adam, merhamet fazla olur. Sessiz, sakin, yere bakan, yüle bakan olduğu için merhamet pek olmaz. Kibirli adam, merhamet olmaz pek. Merhamet olsaydı zaten ona üstünlük yapmak istemez. Acır onu. Acımadığı için gurur yapar. Dermene gitmiyor yani. Ya. Kibirde pek merhamet olmaz. Merhametli olsaydı hem cinsine tekebbür etmezdi. Sen insansın, ben de insanım da. Kardeşim, ben buraya oturdum diye. Allah oturttu beni ya. Ya ben sana nasıl kibir yaparım? Nasıl gurur yaparım? Nasıl ben seni aşağılarım? Yani nasıl biliyor musun? Abilerinize diyorum ki, hocalarınız, abileriniz. Ben hep her hafta diyorum. Bak, derse giriyorsunuz, burada yurttasınız. Nasıl abi olacaksınız biliyor musunuz diyorum. Anadolu'ya da Siirt'e, Tillo'ya, Yüksekova'ya vesaire giden öğretmenler soruyor. Abi ilk senem nasıl davranayım çocuklara? Hepinize diyorum, size de diyorum, herkese diyorum, kendime de diyorum. Kendimi oraya koyuyorum. Senin adın neydi ya? Benim ha. Azat. He? Azat. Azat. Ben kendimi oraya koyuyorum. Bu gözümü kapatıyorum. Birisi bana nasıl hitap etmesini isterdim, öyle yapmaya çalışıyorum. Onun için böyle anlayasınız diye 2-3 örnek veriyorum ben konuda. Empati. He? Empati. Empati yapıyorum ben. Dolayısıyla ben size nasıl kibir yapabilirim ki? Yani yapamaz. Niye merhamet bırakmıyor? Peki, inatlarda pek vefa da olmaz. İnat. İnatlarda vefa olmaz. İnatlar değişime direndikleri için cemaatin şahsı manevisinde erimezler ve kendilerini aklen inşa ederler fakat kalben inşa edemezler. İnatlar değişime direnirler. Ne anlatırsan anlat, ne kadar bilgisi olursa olsun. Aklen, aklı neydi? İnşaattan kalsın kafamıza. Akıl, inşaat, inşa, kalp, iya. İnatlı insanlar değişime direnirler, bilgili olurlar ama akıllarını inşa, kalplerini ihya edemezler. İnatlı insanlar bilgiyle değişeceğini zannediyor. Hayır, inatlar değişime direnirler. Kibirlerde pek şükür de olmaz. Kibirlerde, bunu bitirdi mi kesiyor. Kibirlerde şükür de pek olmaz. Ağızlarından elhamdülillah şükür ya Rabbi pek çıkmaz. Kimlerde? Kibirlilerde. Nasıl anlayacağız? Elhamdülillah şükür ağzından çıkmıyorsa kibirlisin. Ne kadar çıkmıyorsa. Nasılsın diyorsun? İyiyim. La elhamdülillah şükür desin ne ya? Peki. Akıllarda şefkat olur, merhamet olur. Zekiler kendilerini beğendikleri ve tekebbür ettikleri için ben merkezli yaşarlar. Ondan pek şefkat ve merhamet de olmaz. Zekilerde de pek merhamet ve şefkat az olur. Akıllılarda merhamet ve şefkat çok olur. Akıllı kim, zeki kim anlatıyorum kısa. Bitti. Kapattım. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Yani bu el yapılırken hep derim ya. Bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Bu el göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana bu aklı tabi edersek akıllıyız. Vahiy. Yani aklı Allah'ın vahiyine, Allah'a bağlarsak akıllısın. Eğer bu bana yeter, ben kendimi idare ederim diyorsan zekirsin. Zeki olunca ne oluyor? Pek merhamet olmaz, pek şefkat olmaz, huzur da pek olmaz, şefkat işi olur. Ama zeki aklın kolu bacağıdır, çok lazım. Ama onun ustadı, zekinin ustadı akıl olmalı. Zeki kötüdür demiyorum. Zeki aklın içinde çok güzeldir. Ama zekaveti dolu düzgün geçerse, aklı susturup zeka öne çıkarsa o psikoloji sorunludur. Bir sıkıntı çekenler zeki oldukları içindir. Düşünürler. Akıllar tefekkür eder. Zekiler düşünür. Bir daha.
Ne dedim? Zekiler tefekkür eder. Zekiler mi tefekkür eder? Akıllar tefekkür eder. Zekiler? Düşün. Bir daha söyleyelim bitti. Zekiler? Akıllar? El Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة سيدنا محمد بن الوسيلة والفضيلة بالدار استرفيت العالية إلهي وبعث مقام محمود الذي بعده إنك لا تخلف الميعاد آمين والحمد لله رب العالمين.